arabacı arkadaşımız olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Bir kere şunu hatırlatalım. Bu gece orada yakınları olanları da düşünerek tüm bunlar şu an sahadaki muhabir arkadaşlarımızın aktardığı bilgilerde henüz teyit edilmemiş iddialar. Şunu biliyoruz ki İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reyna'ya bir ya da birkaç kişi tarafından farklı bilgiler halen bu konuda gelmekte. Ama son haber sahadaki arkadaşlarımızın görgü tanıklarına dayandırarak aktardığı bilgi şu. Bir saldırgan otomatik silahla birlikte içeri giriyor, rastgele ateş ediyor. Yaralılar olduğunu biliyoruz. İddia şu ki o saldırgan hala gece kulübünün içinde tuvalette kendisini kilitlemiş durumda. Gece kulübünün içindeki diğer vatandaşlar da oradan çıkamadıklarını söylemiş polis ekiplerine. Onlara bilgi verirken özel harekat polislerinin de bir operasyon için hazırlıkta olduğu bilgisini sahadaki her iki muhabir arkadaşım da verdi. Oradan iyi haberler bekliyoruz. Tekrar hatırlatalım, bunlar teyit edilmemiş bilgiler. Görgü tanıklarına dayandırıyoruz. O görgü tanıkları gece kulübünün içinden çıkarılıyorlar. Yaralı olanlar ambulanslarla hastaneye sevk ediliyor. Onların anlattıkları, onların paylaştıkları ilk bilgiler bunlar. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'a dönelim. Merhabalar, böyle başlamak istemiyorduk yeni yıla. Maalesef böyle bir saldırı haberi geldi. Sizin güvenlik kaynaklarından alabildiğiniz ilk bilgiler neler? Duygu Hanım, saygılar öncelikle. Başım sağ olsun.